Merhaba değerli izleyiciler. Bugün siyaseti konuşacağız, gündemi konuşacağız, kimle konuşacağız? MAK danışmanlık sahibi Sayın Mehmet Ali Kulat'la. Mehmet Ali Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, kolay gelsin. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyiz. Yaklaşık bir aydır 23 derece ekranlarından uzaksınız. Siz de bir türlü ulaşamadık mı diyeyim, aslında benden de kaynaklanıyor. Siz de yoğunsunuz. Sanıyorum çalışmalar yoğun gidiyor. Evet Gökhan Bey, şöyle yani tabii peş peşe farklı illerde bu korona sürecinde Ankara'da kaldığımız için gidemediğimiz programlarımız vardı, ertelenen, ötelenen. Bir onlarla ilgili bir dizi gezmelerimiz oldu işlerimizin de bir parçası olarak. Çünkü biz kamu araştırma firmaları sadece saha ekiplerinin inisiyatifiyle hareket edemeyiz. İster istemez sahayı da dolaşmamız gerekiyor. Hatta geçen hafta Doğu Anadolu bölgesindeydim. Yani 3 günde 5 vilayet gezdim. O illerin valileriyle, belediye başkanlarıyla görüştüm parti ayırmaksızın. Dolayısıyla böyle hareketli geçiyor bizim işimizin bir parçası. Sosyal medyadan da görüyoruz zaten Mehmet Ali Bey, oldukça yoğunsunuz. Acaba bugün nerede diye merak ettim de baktığım isimlerin başında geliyorsunuz. Teşekkür ederim. Gökhan Bey, şöyle bugünlerin gündemde bir konusu var malum. Yani işte Ayasofya'ya muhtemelen konuşacağız ama ondan önce biz Z kuşağı ile ilgili Türkiye'de iddialı bir çalışma yapıyoruz. Çalışmayı şöyle iddialı yapıyoruz. Yani sadece bir anket çalışması değil bu. Partnerimiz olan Yeditepe Üniversitesi ile ortaklaşa bir çalışma ama bunun dışında da 4 ayrı üniversiteden hocaların da soru hazırlamada, soru teknikleri noktasında desteğini alıyoruz. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Ve bu çalışma hem nitelik olarak hem de nicelik olarak yapılan bir çalışma. Yani bir 8000 kişiyle saha araştırması yapacağız. 80 kişiyle de nicel bir araştırma yapıyoruz derinlemesine. Biraz müsaade edersen birkaç cümleyle anlatayım. Ben Üstad Antan da bunu sormak istiyorum. 8000 rakamı çok büyük bir rakam. Yani anketlerde hani 1000-2000 kişi duyunca, 8000 rakamı duyunca ne söylüyor bize? Özellikle bunu sizden duymak istiyorum ben. Gökhan Bey, şöyle MAK danışmanlık biliyorsunuz zaman zaman sizinle program yaptık. Biz bütün rakamlarımızı tespit ederken olabildiği kadar, yani tesadüfi rakamlar olmadı bunlar hep baştan beri. Mesela bizim aylık yapmış olduğumuz araştırmalarda Türkiye seçmeninin işte 10 binde biri falan gibi bir rakam telaffuz ediyorduk biliyorsunuz. Türkiye'de 18-29 yaş grubunda, 18-29 yaş grubunda yaklaşık olarak 16 milyon genç var. Z kuşağı dediğimiz kuşak aslında 16 yaşında başlatılmalı ama Türkiye'de 16-18 arasındaki o 2 yaşı farklı nedenlerden dolayı, işte izin almada yaşanan zorluklar vesaire dolayısıyla onları çalışamadık. Bu araştırmamızın konusu yapmadık. 18 ile 29 yaş grubunu hedef olarak aldık Z kuşağı açısından. Bu anlamda bu yaş grubunda Türkiye'de 16 milyon kişi yaşıyor. Bu çok 16 milyon rakam. TÜİK rakamları, tabii resmi rakamlardan bahsediyorum. Biz binde 5'ini tespit ettik bunların. Bu da 8000'e karşılık geliyor. O rakamların da %1'i, yani 80 kişiye tekabül ediyor doğal olarak. Biz de onlarla nicel çalışma yapacağız. Yani ayrıntılı bir çalışma o. Nicel çalışmalar biraz daha teknik konular ama biraz daha derinlemesine çalışma. 8000 kişiyle de çoklu, yani genç, işte siyaset, genç din, genç adalet, genç gelecek, genç geçmiş bakışı gibi bir genç neye bakar, neyi nasıl değerlendirir, genç medya, genç sosyal medya gibi konu başlıklarının alt başlıkları halinde 10 temel konu başlığının altında ortalama bir 5'er tane soru olduğunu varsaysak 50'nin üzerinde soru olacak. Biz bunun için şu anda bakın, yani üniversitelerle beraber bir anket firması niye bu kadar ayrıntılı çalışır diye soruyorlar. Şöyle, biz bu çalışmamızda olabildiği kadar bu gençlerin yaklaşımını bir kamuoyu araştırmasında ne düzeyde çıkarılabilirse çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun için şu anda sahada 17 tane irili ufaklı araştırma firmasının da saha çalışmamızda bizimle beraber olmasını sağlıyoruz. Ve yarın başlıyor bu araştırmamız. Biliyorsunuz MAK danışmanlığının araştırmalarında fotoğraf kaydı var. Biz çalışmalarımızı kiminle yaparsak onlarla, bizim araştırmacılarımız fotoğraf kayıtlarıyla alıyorlar bunları. Türkiye'nin her ilinde aşağı yukarı arkadaşlar çalışacaklar.
Tabii hedef 81 il, hedef olabildiğince çok ilçe ama 81'i yakalayamayabiliriz. Farklı şeyler olabiliyor. Bazen işte pandemiden dolayı mesela bir Urfa çalışması yapacaktık. Çok ayrıntılı bir Urfa çalışması olacaktı Şanlıurfa ile ilgili. Ama pandemiden dolayı son dakikada onu telefon araştırmasına dönüştürdük. Bu konuyla ilgili değil de başka bir konuyla ilgili bir araştırmaydı. Bazen böyle problemler çıkabiliyor ama şu anda biz sahayı iyi planladık. Gerekli izinleri aldık ve bu anlamda çok ayrıntılı bir çalışma yapacağız. Mehmet Ali Bey, şu anda ben anladığım kadarıyla o 8 bin kişilik o gençlerle olan çalışma başlamadı, başlayacak. Evet, başlayacak. Peki sizin siyasi tecrübenize, geçmişteki tabii ki gözlemlerinize dayanarak soruyorum. Bu Z kuşağı tartışmaları nedir? Gerçekten sizin nicel gözlemlerinize baktığımızda AKP iktidarda partisi olmasına rağmen gençlikle bağ koptu mu? Keza bugün de işte meclise sosyal medya yasakları geliyor. Gerçekten adı yasak ama sorsan iktidar yasak değil diyor. Ne gözlemliyorsunuz Mehmet Ali Bey? Ya şöyle, şimdi bu genç kuşak hakkında şu değerlendirmeyi başta yapabiliriz. Yani iktidarda şu anda AK Parti var. Gençler ise ruhunda, fıtratında, yapısında dünyanın her yerinde genç devrimci bir ruha sahiptir. Önce bunu bilmek lazım. Hep iktidara muhaliftir. Genel anlamda böyledir. Yani şu anda iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi olsa gençler bu sefer de oraya muhalif olabilirler. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Gencin ruhunda bir isyan vardır. Özünde bu vardır. Anadolu tabiriyle bir delikanlılık vardır. Bu anlaşılmalı her şeyden önce. Ama bir şey daha var. Politik araştırmalarda biz geçmişten bu yana zaten zaman zaman adına Z kuşağı araştırması demesek de gençlerde AK Parti'nin sıkıntılı olduğunu özellikle son 4-5 yılda çok gördük biz bunu. Mesela Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'da ağırlıklı olarak HDP'nin öne çıktığını, Z kuşağı dediğimiz yapıda, tabii şu andaki araştırmayla ilgili söylemiyorum. Bunlar daha önce yaptığımız araştırmalar. İç Anadolu'da milliyetçi bir yapının daha çok öne çıktığını, sahillerde özellikle Ege ve Trakya'da Cumhuriyet Halk Partili bir gençliğin öne çıktığını, yani birinci partinin, gençler arasında birinci partinin bu şekilde şekillendiğini gördük. Tabii istisnaları var bunun. Konya gibi, Kayseri gibi yerlerde de, özellikle bazı illerde de AK Parti'nin bireysel anlamda yani çok büyük farklılıkla olmasa bile gençlerde bir öndeliği çıkar karşımıza. Ancak tabii bu gittikçe azalan, AK Parti aleyhine azalan bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Eğer seçim, erken seçim olmaz ise, ben hala olabileceğini düşünenlerdenim. Ama eğer böyle bir şey olmazsa şunu söyleyeyim. Eğer 2023'te seçim olursa, bugünkü gelişmelerde bu şekliyle devam ederse AK Parti için Z kuşağı ciddi bir tehdit anlamına geliyor. Çünkü bu kuşağın şu anda iktidara bakışı maalesef, yani iktidar açısından maalesef ifadesini kullanıyorum, ciddi bir oranda iktidara muhalif bir gençlik geliyor aşağıdan diyebiliriz. Şimdi TÜİK verilerine baktığımızda her yıl 1.2 milyon yeni seçmen geliyor. Tabii ki genç geliyor. Bu gençlerin dağılımını yüzdesi olarak ifade edersek, mesela İstanbul seçimlerinde belirleyici olan bir gençlik vardı. Ya da baktığımızda son mahalli idareler seçimde de keza bu görülüyor, gözlemleniyor. Bu 1.2 milyonu kabaca dağıtmaya kalksak Mehmet Ali Bey, bu yeni gelen, bu yıl oy kullanacak olan kitleden bahsedelim. Hani bu yıl seçim olursa. Keza bunlar AKP iktidara geldi. 2002'de yeni doğmuş insanlar bugün oy kullanacaklar. Artık AKP öncesi iktidarları da bilmiyorlar. Nasıl bir dağılım yaparız? Yani ne kadar yani, CHP'dir? Yani bunu biz 1 milyon 200 bin üzerinden değil de yüzde üzerinden yapacak olursak tabii daha ki rahat anlaşılabilir anlamda söylüyorum. İktidar Partisi'nin burada çok ciddi bir yani şu anda bizim elimizdeki verilerde AK Parti'de bir oy düşmesi var. Ama bu onun çok üstünde, yani dörtte birden daha yukarıda olmadığını söyleyebiliriz iktidar partisini destekleyen gençlerin. Dörtte birden, yani %25'lerde, yani bu çok, aslında bu da yüksek bura. Yani şöyle, bu rakam tabii tekrar söylüyorum, bu çalışmadan sonra biz bu rakamı çok daha net söyleyeceğiz. Dediğim gibi biz o araştırmada zaten partilerin oy oranından ziyade gençlerin algıları üzerinde daha çok genel değerlendirme yapacağız. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Yani bazen partiler üzerinde şu anda değerlendirmeler yaparken genç farklı endişelerini ortaya kur. Ama gencin politik duruşu önemli. Burada tabii bir başka şeyi de söyleyelim Gökhan Bey. Yani bu gençler, bu Z kuşağı dediğimiz gençler, evet iktidara muhalif ama
muhalefeti de çok böyle aşık falan değil. Onu da herkesin bilmesi lazım. Türkiye'de muhalefeti de beğenmiyor bu gençler. Yani Türkiye'de siyasete mesafeli bir nesil var karşımızda. Daha mesafeli ve siyasilerden beklentileri farklı olan bir yapı var. Biz mesela bu araştırmada şunu soruyoruz. Türkiye'yi yöneten insanlardan birisi siz olsanız şu anki yöneticilerin yapmadığı neyi yapardınız? Siz şu anda Türkiye'yi yönetiyor olsaydınız şu ankilerin yapmadığı neyi yapardınız? Ya da yaptıkları neyi yapmazdınız? Hatta ebeveynleri için de soruyoruz. Anne babanızın yerinde siz olsaydınız onların yaptığı neyi yapmazdınız? Ya da yapmadığı neyi yapardınız şeklinde. Olabildiğince ayna olabilecek sorular da sorarak gençlerin hem politik duruşlarını hem sosyal duruşlarını, dünyaya bakışlarını anlamaya çalışıyoruz. Yani 5 yıl öncesinden bugün hangi noktadasınız? Kendinizi mukayese ettiğinizde 5 yıl sonra daha mı iyi, daha mı kötü olacaksınız şeklinde soruların yanı sıra bizim o meşhur geçmişte başka araştırmalarda da sorduğumuz bir soru var. Size yurt dışından bir vatandaşlık verirse Türkiye'yi bırakır gider misinize varıncaya kadar böyle farklı duygular ortaya koyan sorular da soruyoruz. İnançlarıyla ilgili sorular soruyoruz. Politikacıları eleştirdikleri noktaları anlamaya çalışıyoruz. Ve tekrar söylüyorum biz akademisyenlerden de sadece soru desteği almıyoruz. Bu araştırmanın sonrasında bunu nasıl okumak gerekir üzerine de farklı kesimlerin desteğini almaya çalışıyoruz. Böylece doğru bir analiz ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu noktada hem genç olmanız, hem medyacı olmanız, hem gazetecilik kimliğiniz dolayısıyla sizin de desteğinizi istediğimizi belirtmiş olalım. Estağfurullah, estağfurullah. Biz elimizden gelen her türlü bilimsel, her türlü teknik desteği sağlamaya hazırız. Bunu zaten söylemenize gerek yok Mehmet Ali Bey. Bir de gündemde Ayasofya tartışması var. Keza karar açıklandığı gün yine ben sosyal medyada sizden takip ettim. Tam da caminin, daha doğrusu şimdiki caminin, eski müzenin önündeydiniz. Ben direkt soracağım aslında, kitabın ortasından sormak istiyorum. AKP oy kazandırdı mı bu Ayasofya kararı hocam? Çok efendim? Net. Kazandırmaz, çok net. Neden? Çok net, kazandırmaz. Yani şöyle kazandırmaz. Göreceli 3 kişiden 5 kişiden bahsetmiyorum. Kayda değer bir oy kazandırmaz. Onu anlatmak istiyorum. Yani Ayasofya'yı AK Parti açtı diye AK Parti'ye ekstra bir oy buradan gelmez. Bu geçmişte olabilirdi. Yani mesela 7 Haziran öncesi biz bir ölçümleme yapmıştık MAK danışmanlık olarak. O zaman 2-3 puanlık bir etkisi vardı eğer o günün şartlarında Ayasofya olsaydı. Çünkü özgürlükler alanıyla ilgili hükümet başka bir yerde duruyordu. Şu anda Ayasofya'yı açmış olması öyle bir şey oldu ki bakın Cumhuriyet Halk Partisi açıklama yaptı. Dedi ki yani açabilirsiniz problem yok. Biz kamuoyu araştırmaları yaptık. Gökhan Bey açılmadan önce yaptık ve basınla paylaştık. Ciddi bir destek var Ayasofya'nın açılmasına ama bu destek nedir biliyor musunuz? Yani muhafazakar insanlarda işte yıllarca Ayasofya açılsın beklentisi vardı. Bu sağlanmış oldu ama diğer çevreler de şunu söylüyorlar. Ya kardeşim tamam açın Ayasofya, beklentiniz Ayasofya ise açın ama artık bu ülkenin başka gündem konuları var. Bu ülkede ekonomik bir problem var, bu ülkede adalet problem var, bu ülkede bir sürü sosyal problem var. Lütfen toplumun asıl gündemine inin ve bunlara bakın. Bakın geçen hafta Doğu'da 5 ayrı şehri dolaştım. Bu şehirlerde valiler ve belediye başkanlarıyla görüştüm. Ve halktan olabildiği kadar da her şehirde bir çay ocağına gidip oturmak suretiyle vatandaşın kanaatlerini almaya çalıştık. Ekipleri göndermeden kendi görüşmemi söylüyorum. Kendi insanlarla temasımızı söylüyorum. Ya inanın bir tek Allah'ın kulu bile bize ya ne güzel oldu bak reis Ayasofya'yı açıyor falan demedi. İnsanlar onun yerine bizi televizyonlardan falan tanıyınca ya ekonomi ne olacak? İşte bak bu sene tarlaları da doğru düz ekemedik. Çiftçilerin durumu ne olacak? Vesaireyi konuşuyorlar. Ha bir şey daha konuşuyorlar. Hükümet çok kamu bankaları üzerinden çok düşük faizli krediler veriyor. Ev almaları için, beyaz eşya almaları için, araba almaları için insanlara veriyor. İnsanlar bu sefer şunu soruyorlar. Ya bu değirmenin suyu nereden geliyor? Yani vatandaş diliyle karşılığı bu. Şu anlamda soruyorum vatandaş. Yani bugün bu para, bu dağıtılan para bir enflasyona neden olur mu? Türkiye'de yeni bir başka krize neden olur mu? Ha olmazsa sorun yok vatandaş açısından. Vatandaş bu krediyi alabilen insanlar açısından oranlar da faiz oranları da düşük olduğu için vatandaş mutlu ve mesut. Ama yani alanlar açısından söylüyorum.
Dolayısıyla toplumun gündeminde inanın Ayasofya yok. Eğer bir gündem sıralaması yapacak olursa geçmişten günümüze Ayasofya eylemlerine zaman zaman katılmış birisi olarak söylüyorum. İlahiyatçı kimlikle söylüyorum. Yani Ayasofya'nın açılması beni mutlu etmiştir. Benim gibi bir sürü insan da mutlu etmiştir. Ben o gün orada bulunmayı da istedim doğrusu. Ertesi gün bir başka önemli görüşmem de vardı. O saatlere denk getirdim. Çünkü bir hafta öncesinden yani ilk Danıştay'daki görüşmede karar hakkında bilgim olmuştu ve medyada onu da paylaşmıştım zaten. Ama şu kadarını söyleyeyim. Yani muhalefet zaten burada çok net bir duruş ortaya koydu. Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki açabilirsiniz kardeşim. İyi Parti hatta daha büyük bir hamle yaptı. Dedi ki mecliste kanun teklifi verdi. Haydi Ayasofya'yı açın diye. Dolayısıyla aşağı döneceğim. İktidarın karşı tarafı bloke etme üzerine bir politikası var idiyse bu noktada buradan bir şey çıkmadı. Onu demek istiyorum. O zaman ben şöyle sorayım. Biraz soru da uzadı ama şöyle. İktidar bunu seçim yatırım olarak yapmadıysa niçin yaptı? Hayır, faydası o seçim ne? Seçim yatırımı yapmış olabilir de yani seçim yatırımı seçime fayda sağlamayacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa anladım. Seçim yatırımı olabilir. Yani her siyasi parti yapmış olduğu, iktidarda yapmış olduğu icraatıyla bir politik karşılık bekleyebilir. Bu anlaşılabilir bir beklentidir. Yani onu demek istiyorum. Ama bu sonuçta orada kayda değer bir oy artışı sağlamaz. Onu demek istiyorum. Ve kayda değer oy artışı sağlamaz. Peki Mehmet Ali Bey, siz de daha önceki yayınlarımızda özellikle Temmuz ayını işaret etmiştik. Hatırlayalım, meclis aritmetiğinin değişmesi açısından, meclisteki milletvekillerinin özlük haklarının kazanması açısından. Bu konuda ne değişti ya da köprünün altından ne sular geçiyor Mehmet Ali Bey? Siz de Ankara kulisleri alalım. Şöyle Gökhan Bey, yani şu saat itibarıyla milletvekilleri parti değiştireceklerse parti değiştirmeleri daha kolay. Özgür hareket etmeleri anlamında daha kolay. Tabii şöyle bir durum var. Kolay değil insanlar iktidar partisini bırakıp bir başka yere geçmeleri. Elbette kolay değil. Bunun yanı sıra da hükümetin tabii göreceli başarılı olduğu alanlar da oldu bu süreç içerisinde. Yani o konuşma sürecinden sonra ne oldu? İşte sağlık konusunda bugün muhalefette kabul ediyor ki yani hükümetin sağlıkla ilgili çalışmaları göreceli de olsa bir başarı olarak ifade ediyor. Ancak ekonomi konusunda hükümet farklı bir yol ve yöntem denedi. Bu yol ve yöntemin getirisinin götürüsünün ne olacağını zaman içerisinde göreceğiz. Şu anda bunu gözlemleyemiyoruz. Nedir o? Yani hükümet şu anda özellikle kamu bankaları üzerinden hiç bugüne kadar olmayan oranda kredi veriyor insanlara. Yani şu anda düşünün 300 binin üzerinde insan bu kısa süre içerisinde, son bir ay içerisinde konut almış durumda. Bunun birkaç katı ikinci el araba almış vatandaş var. Bu buradaki rakamlarla ilgili o 300 bin rakamını vesaire söylerken sadece şu kadarını söyleyeyim. Son 5 yılda satılan kadar ev satılmış durumda. Dolayısıyla bu nasıl sağlanıyor? Bu parayı yani nasıl buluyor hükümet onu bilmiyorum. Yani bilmiyorum derken herkes kadar ben de medyadan takip ediyorum ama dolayısıyla ortada ciddi bir durum var. Bu beraberinde eğer bir para basma ve karşılıksız bir para basma şeklinde bir şeyse ilerleyen süreçte başka bir sıkıntıya neden olur. Ama yok yani bizim bilmediğimiz şekilde bir karşılık, bir kredi bulunduysa, bir başka imkan bulunduysa ve bununla bu para basılıyorsa vallahi ekonomide çok kötü değil demek gerekir ilerleyen süreç açısından. Ama bu yaz biterken böyle bitmez yani böyle devam ederse. Ben evet Kasım ayı yani Kasım konusunda hala kendimce seçim olabilir diyorum. Temmuz'u işaret etme nedenim de yeni kurulan iki tane partiye geçmesi muhtemel milletvekilleriyle ilgiliydi. Bu partiler tabii biraz zorlandılar özellikle teşkilatlanma konusunda. Ama şu an itibarıyla yani kongrelerini yapacak hale geldiler. Hem Gelecek Parti'nin hem de Deva Partisi'nin şu anda kongrelerini yapabilecek sayıda il ve ilçe teşkilatları kurduğu konusunda bilgiler alıyorum. Dolayısıyla zaten pandemi sürecinde kongre yapmaları zordu. Öyle zannediyorum ki bu ayın içerisinde yani belki bayramdan hemen sonra her iki parti de kongrelerini yapacak. O kongre sürecinde de bu partilere bir kısım transferler mümkün. Ama o zaman da söyledim. Bunlar rakamsal olarak bilmiyoruz ne kadar olur. Ama bir seçim kararı alınırsa
bu rakamların daha net olarak ifade edilmesi mümkün. Hükümet ve hükümetin ortağı olan parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayın yetkilileri bir erken seçim olmayacağını söylüyorlar. Ama zaten erken seçim önceden söylenerek olmaz. Genel itibarıyla oluşur, dışarıda karar verilir. Gerçi son anda ilan ediliyor demiş, ilan edildiğini daha önceki seçimlerimize de görmüştük Mehmet Ali Bey. Peki Mehmet Ali Bey, sizin bir de gündem çalışmalarınız vardı. Tabii ki bu Z kuşağı pandemi etkisinden dolayı, ama politik anketiniz ne zaman açıklanacak ya da var mı böyle bir çalışmanız sahada henüz? Tabii şöyle, politik araştırmamız şu anda devam ediyor. Birkaç gün içerisinde onu bitireceğiz ama biz de doğru zamanda yayınlayıp yayınlamama konusunda kararsızız. Ama Türkiye'de hiçbir zaman doğru zaman olmuyor. Her gün gündem değişiyor. Yani biz gazeteci olarak çok zorlanıyoruz mesela bunu. Açıkça itiraf ediyorum. Şöyle Gökhan Bey, yani siyasi partiler bizim, en azından bir kısmı bizim abonemiz. Şimdi bizim onların doğru zamanı bizim değil aslında asıl sorun. Cumhuriyet Halk Partisi mesela kongresi var biliyorsunuz 2 gün sonra. Aynen. Dolayısıyla onların da genel başkanların ve yetkililerin durumu önemli. Meral Hanım'ın yani İyi Parti'nin biliyorsunuz bir pandemi sorunları var. Zannedersem korumasıyla ilgili bir sıkıntılı durumdan dolayı öyle bir durum yaşanıyor. Bunun dışında AK Parti kendi içerisinde bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması oldu ama orada tabanda çok ciddi bir şekilde bir özellikle kabine değişikliği meselesi yüksek sesle konuşuluyor. Dolayısıyla partilerin gündeminden dolayı biz zorlanıyoruz. Yoksa bizim açımızdan sorun yok. Yani biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Siyasi partilerin abonemiz olan partilere ya da başka yetkililere iletiyoruz. Öyle zannediyorum ki bayramdan hemen önceki gün ya da bayramdan hemen sonraki gün yeni bir araştırmamızı, yani bu aya ait araştırmamızı yayınlayacağız diyebilirim. Peki özellikle Doğu illerine ve Güneydoğu geldiğinizi söylemiştiniz yayının başında. Ben bir HDP parantezi açmak istiyorum. Malum Türkiye'de herhalde en az adı konuşulan partidir ama her koşulda barajı geçen bir partidir. Türkiye'nin 3. büyük partisi. Doğu'da ve Güneydoğu'da nasıl, örgütlenmeleri hala ayakta mı? Sonuçta çok büyük bir baskı altındalar. Sanıyorsam yöneticilerin %60'ı sadece belediye başkanları, milletvekilleri değil, aynı zamanda parti yöneticileri cezaevinde olan bir parti. Ama ayakta mı, toplumsal karşılığı var mı? Doğu'da ne gözlemlediniz Mehmet Ali Bey? Yani Gökhan Bey, şöyle, HDP ile ilgili yaptığımız kamuoyu araştırmalarında, yani bugün yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz şeklinde bir soruyu sorduğunuzda Güneydoğu'da da, bugün Diyarbakır'da da, Şırnak'ta da, Van'da da ya da diğer illerde de genelde seçmen farklı bir endişeden dolayı, belki yani güvenlik endişesi, belki başka türlü endişelerden dolayı gerçek kanaatini önemli oranda paylaşmaz. Seçimin olmadığı zamanlarda genelde bu böyledir. Bu dönemde bu biraz daha fazla. İnsanlar farklı endişeler duyuyorlar. Ama ben mesela... Yani geçmişte hani baskıdan, ama şimdi artık HDP meşruluk kazanamadı mı kendi seçmeninde, açıkça söyleyemiyor. Ben bunu yanlış mı anladım? Hayır, yanlış anlama değil. Medan Bey, sorun varsa orayı kesebilirim, problem değil. Yani şöyle, biz de şimdi ben bu Doğu Anadolu gezisinde şunu yaptım. Mesela Kars'a da gittim. Ayhan Bilgen biliyorsunuz, Kars Belediye Başkanı. Hem şehrin valisini ziyaret ettim. Sonrasında hatta ben kahve için diye tweet atmıştım size. Evet, yani Ayhan Bey'le de görüştüm. Dediğim gibi olabildiğince parti ayırmaksızın orada yönetici durumundaki kişilerle görüşelim istiyorum. Onlara da sordum. Bunun dışında Van'da bir kısım HDP tabanından isimlerle görüştüm. Gördüğüm genel fotoğraf şu: taban çok ciddi şekilde farklı endişeler duyuyor. Özellikle güvenlikle ilgili. Ama bütün bunlar sonuçta vatandaşın tercihine, politik tercihine ne kadar etki eder, bunu bize zaman gösterecek sanki. Şu anda bu değerlendirmeyi yapmak için çok doğru zaman değil. Ama HDP'li seçmen hep öyle olmuştur. Yani gerçek kanaatini uzunca bir süre gizlemiştir. Onu öncelikle söylemiş olalım. Özellikle büyük şehirlerde mesela belli gettolar halinde yaşar bizim insanımız. Özellikle İstanbul'da bazı bölgeler var, HDP'li seçmenin olduğu bölgeler. Dolayısıyla buradaki HDP'li seçmen ya kararsızda gösteriyor kendini ya da iktidarın yanında gösteriyor. Bu da aslında iktidarın aleyhine bir başka fotoğraf oluşturuyor. Mesela iktidar partisinin oy oranı
diyelim ki bir araştırmada %35 çıkıyorsa bunun içerisinde 1-2 puanlık HDP oyunu da görmemezlikten gelmemek gerekir. İktidar koşuda zararlı çıkıyor, ben bunu anladım bu durumdan. Yani şimdilik öyle, evet. İlerleyen süreç nasıl şekillenecek onu göreceğiz. Ben o zaman son sorumda yeni partiler, Mehmet Ali Bey. Malum iki yeni parti kuruldu. İşte biraz önce gerçi bahsettiniz. Kongre yapma aşamasına geldiği keza Davutoğlu şu anda 68 ilde örgütlenmiş. Deva Partisi 19, yakında 40'ı geçecek. Hatta Davutoğlu birkaç adım önde il kongrelerine başlıyor. Bu hafta çarşamba, yarın itibariyle Batman'da başlayacak. Arkasından da çok kısa bir sürede muhtemelen genel kurulunu yapacaklar. Nasıl taban bulabilmişler mi? Ya da ne öngördünüz, neler gördünüz? Şöyle Gökhan Bey, bana bu soruyu soran sizin açınızdan söylemiyorum ama siyasiler çok sık bu soruyu sorarlar. Biz gazeteciler de sorarız. Tabii şüphesiz ama siyasiler sorduğunda soranlara göre farklı cevaplarım var benim. Aynı şeyi söylüyorum ama biz ama özellikle farklı... ne görüyorsunuz onu söyleyeceksiniz çünkü biz izleyici adına soruyoruz. Hayır, şüphesiz ama şunun için söylüyorum. Mesela iktidar partisi bu soruyu bana sorduğunda, iktidar partisi adına birileri sorduğunda bunlara diyorum ki yeni kurulan partiler 2,5+ alır diyorum. Nasıl yani diyorlar? Ya 2,5 alır herhalde diyorum. Duruyorlar. Niye böyle söylüyorsun? Yani kaç alır diyorlar. Diyorum ki 52.4 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımız var. Dolayısıyla 2,5 aldığında Cumhurbaşkanı bir rakamdan bahsediyoruz. Ha bu 2,5 olmaz da 5,5 olur. 7,5 olur, 10,5 olur. Bu önemli. Yani ondan bahsetmiyorum. Yani ancak, koşulda iktidarı koltuğuna edebilecek yeni partiler var diyebiliriz o zaman. Evet, şu andaki fotoğraf bu. Ama tekrar söylüyorum. Bugünkü ittifaklar üzerinden bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Yarın yeni ittifaklar çıkar ve bu ittifaklara bağlı olarak dolayısıyla yeni bir şekillenme olur. Onu o zaman konuşmak lazım. Bugünlerde bir de onu da söylemiş olayım. Sonra o yeni partilere de bir atıf olsun. Yani diyorlar ki böyle değerlendirme yapınca hani ittifaklarda bir değişme mi bekliyorsunuz diyorlar. Ya hiç belli olmaz bu işler. Yani çünkü düne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti karşısındaki duruşunu herkes biliyor. Şimdi de durduğu yere bakıyorsunuz. Yani başka partiler için de geçerli bu. Aynı durum AK Parti'nin MHP'ye bakışı için de geçerli doğal olarak. Dolayısıyla ilerleyen süreçte Türkiye'de bir kısım ittifak dengeleri değişebilir. Ama değişmezse ve bugünkü gibi Cumhur İttifakı AK Parti artı MHP'den oluşan bir blok. Onun karşısında da Millet İttifakı'nın unsurları ve diğer unsurların desteklediği Millet İttifakı beraber hareket ederlerse bugünkü matematiksel veriler bize bu ikinci blokun daha güçlü olduğunu, sayısal olarak daha etkin olduğunu gösteriyor ve yükselme trendi de o tarafta olduğunu gösteriyor. Ama tekrar söylüyorum, ilerleyen zaman diliminde bu dengeler değişir mi? Onu da hep beraber gözlemleyeceğiz. Hep beraber biz de gözlemleyeceğiz. Çok da merakla bekliyoruz. Mehmet Ali Bey, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani şöyle, birkaç gün önce Sayın Ahmet Davutoğlu bir televizyon programında, popüler bir programda benim ve firmamın da adını zikrederek sağ olsun şu değerlendirmeyi yapmıştı. Yani işte çok güvendiğimiz arkadaşımız, tanıdığımız, bildiğimiz bir arkadaşımız ama onların araştırmaları da şu andaki diğer araştırmalar gibi çoğunlukla telefonla yapılan araştırmalarda insanlar farklı endişelerinden dolayı AK Parti'den kopmuş bir siyasi partiyi çok yüksek söylemek istemiyorlar. Yoksa biz çok daha yüksek gibi bir değerlendirme yapmıştı. Sayın Davutoğlu'na cevap olarak değil ama genel bir şey söyleyeyim. Biz MAK danışmanlık olarak pandemi sürecinde telefon anketleri yaptık ama biz şimdi sahadayız, saha araştırmaları yapıyoruz. Biz siyasi partilere çok sizin oyunuz çok yüksek falan demiyoruz. Elimizdeki vatandaş verileri neyse onları söylüyoruz. Şu anda bu iki partinin her ikisi de bana göre kritik eşik diyebileceğimiz, yeni kurulan bir parti için çok kritik bulduğum %2 bantını aşmış durumdalar her ikisi de. Bir yükseliş trendindeler. İlerleyen sürece göre bunlar değişecek. Ama tekrar söylüyorum, ikisinin bu rakamlara göre 4 ya da 5 ettiği bu fotoğrafta 2,5 rakamından da daha yüksek olduklarına göre Türkiye'deki siyasi denklemi değiştirebilecek iki parti olarak karşımızda duruyorlar bugünün şartlarında. Benim anladığım şu, ya da izleyicilerimizin ağzından konuşayım. Artık o MHP'nin oyun kuruculuğu dönemi sona geliyor diyebiliriz. Yani malum hep kilit parti pozisyonları 7 Haziran seçimlerinden bu yana. Ama o iki yeni partiyle artık mecliste de ya da siyasi mekanizmalarda
dengeler farklı değişmeye devam ediyor gibi geldi bana. Doğru söylüyorsunuz, evet. Bence de öyle. Aynen. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Bey yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Bir başka yayında yine görüşeceğiz. Bundan şüpheniz asla olmasın. Tabii ki izleyicilerimi de söylüyorum. Ben ne yapabilirim diyen dostlar, öncelikle tabii ki bu yayını izlemeniz önemli. Abone olmanız önemli. Bağımsız gazeteciliği omuz vermek adına. Videomuzu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok seviniriz. Şu an altta bir WhatsApp numaramız var. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif çözümler açısından, çalışmanızı desteklemek açısından. Katıl butonumuz aktif. Oradan da eğer sembolik anlamda katıl butonuna basıp destek olursanız umudumuza umut, gücümüze güç katmış olursunuz diyorum. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.